Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı ve faizleri 8.25'te sabit tuttu. Çok dikkat çekici açıklamaları vardı, özellikle enflasyon ve cari açıkla ilgili. Bunlar ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte kuru ve faizi nasıl etkileyebilir bu açıklamalar? Biraz bundan bahsedeceğiz bu videoda. Hepiniz hoş geldiniz. Tek tek şimdi Merkez Bankası neler söyledi, onları sizlerle paylaşacağım ve aslında itiraf gibi olan bu raporun ne anlama geldiğini biraz konuşacağız. Para politikasında temkinli duruşun sürmesi gerekiyor açıklamasını yaptı. Enflasyon gösterge eğilimleri bir miktar yükseldi ifadesini kullandı. Mayıs ayından itibaren normalleşme başladı. İhracattaki toparlanma ve emtiadaki düşüş önümüzdeki dönemde cari dengeyi destekleyecek. Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğiliminde bir miktar yükseliş gözlemleniyor. Yılın ikinci yarısından itibaren talep yönlü dezenflasyonist etkiler daha belirgin bir hale gelecek. Gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı özellikler nedeniyle bir artış gösterdi dedi. Bunların hepsini sizlere yorumsuz olarak okudum. Şimdi de gelin biraz bunları yorumlayalım. Neden bu başlığı attığımı da biraz daha net bir şekilde ortaya koymuş olalım. Aslına bakarsanız Merkez Bankası bizim aylardır söylediğimiz enflasyonla ilgili bugün yavaş da olsa en gerçekçi açıklamalardan birisini yaptı. Yani enflasyon bizim beklediğimiz gibi düşmeyecek galiba dedi. Peki bugün mü farkına vardı bunun? Hayır arkadaşlar. Tabii ki bugün farkına varmadı. Aylardır bunun farkındaydı ama sonuç itibarıyla bir şekilde faizleri aşağıya çekmesi gerekiyordu. Konut piyasasını canlandırmak adına faizleri aşağıya çekmek için de enflasyonun bir düşüş eğiliminde olduğunu söylemek zorundaydı. Ama tablo gösteriyor ki, göstergeler gösteriyor ki faizlerin indirilmesi aslında tamamen enflasyondan bağımsız olarak yapılmış durumda. Enflasyon düşmeyecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle enflasyonda da bir yükseliş eğilimi gözlenecek önümüzdeki dönemde. Bakın bütün dünyada gıda fiyatları düşüyor. Oysa Türkiye'de gıda fiyatları yükseliyor. Üstelik pandemi döneminde gıda fiyatları daha da yükseldi. Peki enflasyonun yükselmesi bu faiz ortamında bize neleri ifade ediyor? Bundan sonraki süreçte iki gerçekle karşı karşıya kalacağız. Bunlardan birisi ya Merkez Bankası kuru baskılayabilmek için, kuru sabit tutabilmek için faizleri radikal bir şekilde yükseltmek zorunda kalacak önümüzdeki dönemde. Özellikle ikinci dalganın etkilerinin görülmesi, ekonominin daha da ciddi sıkıntıya girmesi, cari açığın günden güne artmasıyla birlikte yine 2018 Ağustos ayında olduğu gibi bir kur şokuyla karşı karşıya kalınacak ve bunun sonrasında da faiz şokuyla karşı karşıya kalınacak ya da Merkez Bankası elini daha çabuk tutarak en azından kuru kurtarmak adına faizleri hızlı bir şekilde yükseltmeye başlayacak önümüzdeki dönem içerisinde. Hangisi daha gerçekçi? Yani Merkez Bankası'nın yakın zaman içerisinde bir faiz arttırımı yapmasını bekler miyiz? Ben beklemiyorum arkadaşlar. Özellikle hükümetin bu konuyla ilgili çok ciddi baskısı varken. Merkez Bankası faizleri arttırmazsa ne olacak? Enflasyonla politika faizi arasındaki reel faiz makası eksi yönde daha da açılacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sizlere. %8.25'lik bir politika faizi varken piyasa %12-13 oranında bir enflasyonla karşı karşıya kalacak. Aradaki makas negatif faizi işaret edecek. Bu da insanların daha az mevduata yönlenmesini beraberinde getirecek. Bankaların kredi verme konusunda daha da isteksiz hale gelmesini beraberinde getirecek. Doğal olarak da arkadaşlar bu ister istemez kur üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturacak. Kur sert bir şekilde yukarıya doğru hareketler yapmaya başlayacak. Günlerdir sizlere uyardığım bu devalüasyonist etkiyi göreceğiz. Şimdi maddelere tek tek baktığımızda çok dikkat çekici noktalardan birisi de şu. İhracattaki toparlanma ve emtiadaki düşüş önümüzdeki dönemde cari dengeyi destekleyecek diyor Merkez Bankası. Bunu gerçekten inanarak mı söylüyor yoksa bu bir politik söylem mi? Bunu çok iyi irdelemek, çok iyi incelemek, bakmak gerekiyor arkadaşlar. Tamamen bir politik söylem olduğu söyleyebilirim sizlere. Neden diyeceksiniz? 1. Avrupa ekonomileri daralırken ve önümüzdeki günlerde de daralması daha da artacakken Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinin dış ticareti iyiden iyiye küçülürken ve ülkeler kendi içlerine kapanma eğilimi gösterirken Türkiye'nin ihracatını arttırması neredeyse mümkün değil 1. İkincisi bu kur ortamında yani Türk lirasını olması gereken değerin çok üzerinde tutarken yine Türkiye'nin ihracatını arttırması rekabet koşulları içerisinde mümkün değil. 2. Ülkeler kendi içlerine kapanacak. Ülkeler başka ülkelerden geliş gidişleri engellemeye çalışacaklar. Başka ülkelerden mal almak yerine kendileri üretmeyi tercih
edecekler. Bu da Türkiye'nin ihracatını geliştirmesi anlamında çok ciddi bir sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Türkiye'nin ihracatının artma ihtimali çok ama çok düşük. En azından cari açık sorununu çözecek bir ihracat artışı beklememek gerekiyor. Bir de şunu ekleyelim bu arada. Geçtiğimiz dönemde normal koşullarda bile Türkiye'nin ihracatı öyle korkunç rakamlarda değildi. Çok ciddi bir dış ticaret açığıyla karşı karşıyaydı. Zaten bu yüzden 2018 Ağustos ayında yüklü cari açık nedeniyle kur şoku yaşanmıştı. Bugünkü koşullar çok daha sert ve agresif. Bir de bunun yanına enflasyonist baskıyı koyduğunuz an itibarıyla cari açık üzerindeki baskı her geçen gün artmaya devam edecek. Kim ne derse desin. Bu nedenle de arkadaşlar kuru feda edecekler. Yani biz önümüzdeki dönemde çok ciddi bir kur şokuyla karşı karşıya kalacağız ve 2018 yılındaki Ağustos ayındaki kur şokundan bile çok daha etkili, çok daha sert bir kur şokuyla karşı karşıya kalacağız. Şu anda kademeli bir şekilde doların yükseldiğini görmeye başlayabiliriz arkadaşlar. 6.90'a, 6.95'e, 7'ye, 7.20'ye, daha sonrasında 7.80'e gidebilir. Bunlar kademeli yükselişler. Ama bu cari açık meselesi iyiden iyi ortaya çıktığı an itibariyle ve enflasyonist baskı reel faiz üzerinde etkisini iyiden iyi arttırdığı an itibariyle kur şokları başlayacaktır. Çok basit bir örnek. Siz 6-7 puanlık negatif faize mi götürür para yatırırsınız yoksa dolara altına mı yatırırsınız? Hele ki bu ekonomik koşullar içerisinde. Tabii ki insanların büyük bir kısmı elindeki atıl paraları götürüp dolara altına yatıracaklar. Diyeceksiniz ki gayrimenkul. Evet, bugün gayrimenkul sektöründe bir pik yaşanmış olabilir. Olayın sıcaklığıyla insanlar ellerindeki birikimleri götürüp konta yatırmış olabilirler. Ama esas yatırımcı olan ve büyük paraya hükmedenler konut sektörüne girmemeleri gerektiğini gayet iyi biliyorlar. Bu nedenle de ellerindeki tüm nakiti dolara altına yönlendirmeye devam ediyorlar. Enflasyonla faiz arasındaki makasın açılmasıyla birlikte borsa üzerindeki baskı da artacak. Piyasaya para girişinin azalmasıyla birlikte bankaların kredi verme konusunda isteksiz olmasıyla birlikte reel sektörün sıkıntıları da her geçen gün biraz daha büyüyerek artacak. Bu arada dünyada da enteresan açıklamalar geliyor. Bunlardan bir tanesi IMF. IMF %3 civarında olacağını söylediği küresel daralma biraz daha yükseltti ve Türkiye'nin %5, dünyanın da %4.9 oranında küçüleceğini söyledi, daralacağını söyledi. Türkiye'nin ihracatının da çok ciddi manada daralacağını gösteriyor. Reel sektörün çok ciddi anlamda sıkıntıya gireceğini söylüyor. Yine IMF'nin çok daha kritik bir açıklaması, Avrupa Birliği ülkeleri yani Euro bölgesi %10.2 oranında daralacak. Şimdi Avrupa'nın bu kadar büyük bir daralma yaşadığı bir ortamda Türkiye'nin büyümesini, ihracatını arttırması beklemek hayalden öte bir şey değildir arkadaşlar. IMF diyor ki belirsizlik normalden çok daha yüksek ve toparlanma çok daha yavaş olacak ve benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya kalabiliriz diyor. Bunun sonrasında da ülke tahminlerini dile getirmiş. Türkiye'nin bu yıl %5 daralacağını söylüyor. Küresel ekonominin %4.9, İngiltere'nin %10.2, Amerika'nın %8, Rusya'nın %6.6, Hindistan'ın %4.5 ve Brezilya'nın yanında %9.1 oranında daralacağını söylüyor. Mesela bize benzer ülkeler var, Brezilya gibi. Bu ülkeler neden %9.5-10 civarında daralıyor da %5'lik bir daralma Türkiye'de gerçekleşiyor? Türkiye'nin ekonomisi bunlara göre çok daha iyi olduğu için mi? Hayır arkadaşlar, zaten Türkiye 2018-2019 yıllarında da resesyona girmişti. Resmi olarak adı konulmasa da çok ciddi bir daralma yaşanmıştı zaten. Türkiye bu pandemi krizi olmasa da büyük bir ekonomik krize doğru adım adım ilerliyordu. Bu nedenle diğer ülkelere göre Türkiye'nin daralması biraz daha hafif kalacak beklentisi içindeler. Ama şunu da unutmayalım. Biz her iki ürünümüzden birini Avrupa Birliği'ne satarken, Avrupa Birliği ülkeleri %10.2 daralırken Türkiye'nin %5 daralması beklentisi bu koşullarda bile hafif kalıyor. Bana göre daha önce de IMF Türkiye %3 daralacak diye açıklama yaptığında sizlere çıkıp şunu söylemiştim. Hayır, Türkiye çok daha ciddi daralacak ve IMF bu beklentilerini revize edecek demiştim. Nitekim revize ettiğini de görüyoruz. Bütün dünya küçülüyor. İkinci pandemi dalgası
sonrası ile ilgili korkular her geçen gün artmaya devam ediyor. Amerika'sından Avrupa'sına, Avrupa'sından Asya'sına kadar bütün borsalarda kayıplar gözlenmeye başlandı. Yakın zaman içerisinde Türkiye'de de borsada çok sert satışlarla karşı karşıya kalacağız. Nitekim 114 bin aşağıya doğru yavaş yavaş zorlanmaya başlandı. Önümüzdeki süreçte 110 bin altına giden bir borsa endeksi görürsek kimse şaşırmasın. Bakın, faiz indirimine rağmen 6.85'te sabitlenmiş bir dolar kuru görüyoruz. Bu ne demek? Çünkü piyasa şunu okuyor. Evet, Merkez Bankası faiz indirimi gerçekleştirmedi ama enflasyonla ilgili kaygılarını dile getirdi. Bu faiz indiriminden daha beter. Eğer ki Merkez Bankası enflasyon hedeflerine ulaşamazsa, bu makas her geçen gün biraz daha açılırsa finans sistemi çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Dün de söyledim, bir kez daha tekrar edeyim. S&P çıkıyor, diyor ki Türkiye'nin batık oranları %20'leri aşabilir. Bakın, 2020-21'den bahsediyor. %20'lik bir batık oranı finans sisteminin ciddi anlamda çökmesi anlamına geliyor. Büyük bir bankacılık krizi anlamına geliyor. İşsizlik rakamlarına bakıyorsunuz. Bu enflasyonist ortam, bu dış ticaret açığı, bu cari açık ve bu bütçe açığı ortamında işsizliğin her geçen gün artacağı neredeyse aşikar. İşsizliğin artması tüketimin azalması demek. Tüketimin azalması reel sektörün daha da sıkıntıya girmesi demek. Yani büyük bir sazan sarmalından bahsediyoruz. Bu sazan sarmalı da ekonomideki bütün makro verileri bozmaya başlayacak. Pandora'nın kutusu açılacak ve Türkiye derin bir ekonomik krize doğru ilerleyecek. Dünyadaki ekonomik kriz haricinde konuşuyorum. Dünya iyi mi? Hayır, dünyada da sıkıntılar her geçen gün büyüyor. İkinci dalga korkusu dışında işte Trump'ın sürekli olarak ortamı germesi ve Trump'la ilgili kaygıların da iyiden iyi ortaya çıkması. Bir bakıyorsunuz bir anket gerçekleşiyor ve bu ankette Biden Trump'a göre çok ama çok önde. Neredeyse arada %16'lık bir fark var. Biden %16 oranında Trump'ın önünde görünüyor şu an itibariyle. Trump bütün devlet gücünü kullanarak, bütün siyasi argümanları kullanarak Biden'ın önüne geçmeye çalışacaktır. Ama görünen o ki Amerika başta olmak üzere bütün dünyanın yeterince başında bela var. Ekstra bir Trump belasıyla da uğraşmak istemiyorlar. Amerika'da yavaş yavaş Trump gidiyor gözüyle bakılmaya başlandı. Doğal olarak bu da ayrı bir riski beraberinde getiriyor. Hem altın üzerinde hem de dolar üzerindeki baskıyı arttırıyor. Altına bakıyorsunuz, 1760'ın altını ısrarla zorluyor. 1759'u görüyor, 58'i görüyor. Hemen kendisini tekrar 1760'ın üzerine atıp 1761, 62, 63 hızlı bir şekilde toparlanıyor. Bu da bize şu işareti veriyor. Nasıl 1700'ün üzerinde kaldıysa altının onsu, şimdi de 1760'ın üzerinde tutunuyor ve 1760'ın üzerinde iyiden iyiye kendine yer edindiği an itibariyle ilk hedefi 1860 rekor denemesi olacak. 114.100 seviyelerinde borsayı görüyorum. 114.000'i aşağıya doğru zorluyor. 114.000'i kırdığı an itibariyle de 110.000'in altında bir borsa endeksiyle karşı karşıya kalabiliriz. Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasına rağmen dolar 6.85'in üzerine kalmaya devam ediyor. İlk açıklamada bir 6.84-83 gördük. Enflasyonla ilgili açıklamaları nedeniyle Merkez Bankası'nın kur hemen kendisini tekrar 6.85'in üzerine attı. Euro 7.69 seviyesinde. Neden? Euro dolar paritesi gevşiyor. 1.12'yi aşağıya doğru zorluyor. Yine bu konuyla ilgili de sizleri uyarmıştım, biliyorsunuz. Altının onsu 1760'ın altını her denediğinde biraz daha tepkili bir şekilde yukarıya çıkıyor. Buna bağlı olarak da gram altın fiyatı da kendisini 400'ün üzerine atacak. Brent petrol 39 dolar seviyesinde. Şimdi Brent petrolü söylemişken Merkez Bankası'nın açıklamasındaki bir noktanın da ayrıntısını sizlerle paylaşmak isterim. Ne diyordu Merkez Bankası? İhracattaki toparlanma, bunu konuştuk ve emtiadaki düşüş önümüzdeki dönemde cari dengeyi sağlayacaktır diyor. Emtia ile kastı ne? Altın mı? Demir mi? Başka bir maden mi? Hayır arkadaşlar, MTI ile ilgili kasıt petrol fiyatları. Petrol fiyatları düşük olduğu için diyor bizim cari açımız daha da azalacak. Niye? Biz daha az dolar ödemesi gerçekleştireceğiz. Doğru, 40 dolar civarında geziyor. Bir miktar gevşerse cari açık anlamında biraz nefes aldırabilir bize ama Brent petrol bu seviyelerde kalma konusunda ısrar ederse ve ekonomiler ikinci dalgaya rağmen açık kalmayı tercih ederlerse, her ne kadar küçülseler bile üretim bir şekilde devam edeceği için
petrol 40 dolar 60 dolar aralığına yerleşir. Böyle bir durumda da ister istemez bizim 40-60 dolar aralığındaki bir petrol maliyetimiz olur. Bu da cari açık konusunda bizim elimizin güçlü olmasının önünde ciddi bir engel olur. Uzmanların, dünyadaki tüm uzmanların görüşü, herkes ikinci dalgaya rağmen üretimin bundan sonra kesilmeyeceğini, bir şekilde ekonomilerin ayakta tutulmaya çalışılacağını söylüyor. Eğer böyle bir durum olursa da petrolde yukarıya doğru bir hareket gözlemlenebilir. Bu durumda Türkiye'nin cari açık probleminin daha da büyümesini beraberinde getirir. Sonuç arkadaşlar, bütün piyasalar gerçeklerle yüzleşmeye başladılar ve bu gerçekler piyasaların gerçek dengelerine oturmasını mecbur kılacak, öyle görünüyor. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşalım. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilirsiniz ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.